Basketlab'a hoş geldiniz. Bu içerikte sadece basketbol spesifiğinde konuşmayacağız. Genellikle bu kanalda özellikle basketbolcular için antrenman tüyolarından ve antrenman metotlarından bahsediyoruz. Fakat bu içerik sadece bir basketbolcu için değil, tüm sporcular için çok önemli. Hatta bir sporcu için bile değil, sadece yürüyüş yapan bir insan için bile oldukça önemli. Biz bu içerikte ayak kaslarının aktivasyonu, ayak bileğinin aktivasyonu ve ayak iç kaslarının aktivasyonunu ele alacağız. Genellikle bu tarz içeriklerde ya ayağın sadece dış kısmını ya da iç kısmını ele alıyorlar. Hatta iç kısmını ele alan Türkiye'de hiç kimse yok. Şimdi dış kısmıyla ayak bileği ve ayak kaslarının aktivasyonuyla başlayalım. Biz burada GAP protokol adı verilen bir metodu kullanacağız. GAP protokol genellikle Amerika'daki Amerikan futbolu kondisyonellerinin ve basketboldaki ekol kondisyonellerinin kullandığı bir metot. Bu metot çok fazla bilinen ya da Amerika'da herkes tarafından kullanılan bir metot değil. Gerçekten spor bilimi konusunda profesör seviyesinde olan kişiler tarafından üretilmiş bir metot ve bunu da oradaki en iyi ekol kondisyoneller yakalamış, Sacramento'nun kondisyoneri gibi, PGF gibi kondisyoneller kullanıyorlar. Amerikan futbolunun efsane kondisyonelleri de hepsi kullanıyor. Çünkü bir sporcu için ayak bileği aktivasyonu, ayak kaslarının aktivasyonu ve bunların senkronize çalışabilmesi oldukça önemli. Şimdi size bunun önemini vurgulamak istiyorum. Eğer doğru bir senkronize durumu yoksa ve ayak kaslarınızın, ayak bileğinizin aktivasyonu düşükse ne olur? Ayak bileği aktivasyonu düşük birisi, ayak kasları ve ayak bileği arasında senkronize çalışma durumu yoksa kesinlikle hangi alt vücut hareketini yaparsa yapsın doğru formda yapma şansınız yok. Bir basketbol için konuşmayalım. Örneğin bir powerlifter'sın ve squat yapacaksın. Eğer düşük bir ayak bileği aktivasyonuna sahipsen butt wing durumu yaşayabilirsin. Bunun yanı sıra birçok squat problemi, deadlift problemi hepsini yaşayacaksın ve bu kaçınılmaz. Ne kadar mobiliteni geliştirsen de kalça mobiliteni geliştirip ayak bileği sorununu çözebileceğini düşünürsün ama yeterli değil. Birçok problemini çözersin ama ayak bileğine ve ayak kaslarının aktivasyonuna özel olarak çalışmanız gerekiyor. Dediğim gibi eğer doğru bir senkronize durumu yoksa siz hiçbir alt vücut hareketini doğru formda yapamazsınız. Hatta squat'ı, deadlift'i geçiyorum, yürüme bile, yani doğru bir formda yürüme şansınız bile yok eğer doğru bir aktivasyona sahip değilseniz. Şimdi burada aslında öneminin ne kadar önemli olduğunu bu durumun anlamış olduk. İkinci önemi şu, şimdi bir kinetik zincir söz konusu. Ve kinetik zincirde yaşanacak mekanik problemlerin ana nedeni genellikle ayak bileği aktivasyonu oluyor. Yine aynı şekilde videonun altında bulacağınız ikinci makaledeki koç oldukça ünlü bir Amerikan futbolu kondisyoneri ve söylediği şöyle bir söz var. Benim oyuncularımın çok büyük bir bölümünün sakatlanma nedeni kinetik zincirde ayak bileği nedeniyle yaşanan mekanik problemler. Ve sizin eğer doğru bir ayak bileği fonksiyonunuz yoksa, doğru bir şekilde çalışmıyorsa ayak kaslarınız ve ayak bileğiniz, siz de kesinlikle bu tarz mekanik problemlerle karşılaşacaksınız. Belki kısa vadede karşılaşmazsın fakat uzun vadede bu seni sakatlığa götürecektir. Hangi sporu yaparsan yap. Üçüncüsü ise ayak bileği aktivasyonunuzun düşük olması vücudumuzu yöneten beynimiz tarafından algılanıyor. Şimdi ben hep kor aktivasyonu konusunda bu bilgiyi paylaşıyorum. Ki kor aktivasyonu aslında Türkiye'de daha fazla bilinen bir konu. Birçok işte Ağır Sağlam gibi, Fırat gibi sayfalar da paylaşıyor. Kor aktivasyonunun ne kadar önemli olduğunu artık biliyorsunuz. Fakat bu durum ayak bileği aktivasyonu için de geçerli. Size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Vücudumuzu bir araba gibi düşünürsek aslında bizim kor aktivasyonumuz, ayak bileği aktivasyonumuz gibi şeyler bizim fren sistemimiz, ABS sistemimiz. Ve bizim beynimiz şu noktada devreye giriyor. Eğer benim ABS sistemim doğru çalışmıyorsa arabanın 200'le gitmesine izin vermez. Çünkü eğer siz vücudunuzda yeterli aktivasyonu sağlamazsanız, yani ABS sisteminizi çalıştırmazsanız, sizin hızlı bir sprint atmanıza, çok yüksek bir force production yapıp squat, deadlift yapmanıza ya da çok hızlı bir şekilde sprint sonrası sıçramanıza izin vermeyecektir. Çünkü vücudunuz şunu düşünüyor. Diyor ki, tamam ben bu arabanın 200'le gitmesine izin verebilirim. Bana Mercedes motor takmışlar ve Mercedes motor 200'le gidebilir. Yani şöyle, sen senelerce antrenman yapmışsın, ağırlık antrenmanı yapmışsın, mobilite çalışmışsın ve vücudun aslında senin 200'le gitmeye müsait.
Ama ayak bileği aktivasyonun çok düşük, kor aktivasyonun çok düşük. E beynin ne diyor? Ben bunun 200'le gitmesine izin verirsem diyor, ani bir fren gerektiğinde diyor, bu freni yapamayacak ve araba bir yere çarpacak diyor. Bu vücut için de geçerli. Beyin diyor ki, ben bir sıçrama anında eğer ABS sistemimi çalıştıramazsam, bir sıçrama anında ayak bileği sakatlığı yaşayabilir. Kor kaslarının neden olacağı hip flexor ya da diz sakatlıklarını yaşayabilir. Bunları hesaba katarak sizin performansınızı kendiniz düşürüyorsunuz aslında. Bu noktada kor aktivasyonunu çözdüysek ayak bileği aktivasyonunu da çözmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim GAP protokole. Videonun ilk kısmında GAP protokolden bahsedeceğiz. Şimdi GAP protokol bizim için çok önemli ve GAP protokol ne sağladı? GAP protokol dostlar özellikle ayak arçını kurmanızı sağlar. Ayak arçı ne demektir? Arç dediğimiz kelimeyi birçoğunuz powerlifting yapanlardan ya da bu sporu, vücut geliştirme sporunu bilinçli yapan herkesten duymuşsunuzdur. Arç kurmak aslında sizin üst vücutta çok yaptığınız bir şeydir. Bench press yaparken yapıyor olabilirsin. Mesela o beldeki boşluktan hatırlayabilirsiniz bilmeyenler. Bu sizin omuz sağlığınızı, üst vücuttaki birçok bölgenin sakatlıktan korunmasını sağlayacaktır. Aynı durum ayak için de geçerli. Çok ilginç gelebilir fakat ayak arçı dediğimiz de bir durum var. Yani düz taban olmamak, düz tabanmış gibi hareket etmemek. Birçok sporcu özellikle Türkiye'de düz taban olmamasına rağmen buradaki ayak köprüsünü, ayak arçını kuramadığı için düz tabanmış gibi hareket ediyor. Ve düz tabanmış gibi hareket etmek performansınızı düşürüyor, sakatlıklarının da ana nedeni oluyor. Şimdi bizim yarattığımız GAP protokolde biz bir boşluk kullanacağız. Hareketleri yaparken bir boşluğun üzerinde yapacağız ve boşluğu ayağımızın doldurmasını bekleyeceğiz. Bu durum karşısında da beynimiz şöyle bir reaksiyon gösteriyor. Şimdi hareketi yaparken bir boşluk olduğu için o boşluğu ayağımızın kendinin doldurması gerekiyor. Ve beyin bu noktada bir köprü oluşturması gerektiğini fark ediyor. Ve sürekli bu şekilde çalıştığınızda aslında beyniniz sizin ayağınızın doğal pozisyonunu öğrenmiş oluyor ve tüm yürüme anında, koşma anında, sıçrama anında ayağınızın o doğal pozisyonuna alıştığı için hep o pozisyonda hareket etmenizi sağlıyor. Biz de GAP protokolde aslında bu arçı kurmayı sporcuya öğretiyoruz. Şimdi GAP protokoldeki hareketlere geçelim. Evet dostlar, spor salonuna geldik. Burası aslında bir spor salonu değil tabii ki. Benim kendi home gym'im, kendi kurduğum bir spor salonu diyebiliriz. Şimdi GAP protokol için ilk adımı göstereceğim. GAP protokolü uygulayabilmek için tabii ki bir boşluk yaratabilecek bir sisteme ihtiyacımız var. Nedir bu sistem? Burada ben bir tane kavuçum zemin, üzerine de kendim kestirdiğim dediğim ağırlıklardan bir tane koydum. Bu sayede burada bir yükseklik oluşuyor. Aynı şekilde karşıya da aynı sistemi kuruyorum ve ikisi arasında boşluk bırakıyorum. Ayağını da tam bu boşluğa yerleştireceğim. Siz bu hareketi kendi spor salonunuzda yaparken bunun yerine farklı alternatifler üretebilirsiniz. Atıyorum zemininiz daha kalındır, iki tane zemin üst üste koyup da yapabilirsin. Hatta spor salonuna gitmiyorsan evde iki tane kitap alıp ya da böyle kalın ansiklopedik bir şeyler alıp üzerlerine ayağını yerleştirebilirsin. Şimdi ayağını nasıl yerleştirmen gerektiğini de bahsedeceğim. Çünkü bunu bilmeden GAP protokolü uygulama şansımız yok. Hatta kameraya elimi alayım. Home gym olunca da terlikle antrenman yapabiliyorsunuz tabii ki. Şimdi İlk detay şu, kesinlikle çorapla yapıyoruz. Hatta çıplak ayakla bile yapabilirsiniz. Çünkü ayakkabının tabanı işi bozabilir. Şu şekilde göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi bir yükseklik var. Burada da bir yükseklik var. Arada da benim ayağımın geleceği boşluk var. Kamerayı böyle bırakıp ilk ayağımı yerleştireyim. Bu açıdan bakın. Ayağımı bu şekilde yerleştiriyorum. Hatta boşluğu çok az da açabiliriz. Gördüğünüz gibi ayağımın bu kısmı kesinlikle hiçbir yere değmiyor ve burada oluşan köprüyü ayak kendisi oluşturuyor. Hatta sol ayakta daha iyi göreceksiniz. Bakın burada bu şekilde bir köprü oluşuyor. Bu ayağın doğal pozisyonu aslında olması gereken şey. Kamerayı alıp yukarıdan da göstermem gerekirse ayağımızı yerleştirdiğimizde böyle bir pozisyon var. Gördüğünüz gibi köprü oluştu. Bizim amacımız da bu arçı kurabilmek, bu arçı kurmayı vücudumuza öğretmek. Şimdi gelelim diğer detaylara. GAP protokolü uygulamak için zemini hazırladığınızı varsayıyorum.
bu hareketleri yaparken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Kesinlikle bu hareketlerde biz karın kaslarımızı, kol kaslarımızı sıkmalıyız ve nefesimizi diyaframa almalıyız. Bu hareketleri yaparken hiçbir zaman çok gevşek, çok hafif bir şekilde yapmayın. Çünkü alabileceğiniz maksimum verimi almanızı engellersiniz. Bunun yerine çok patlayıcı, çok sıkı bir şekilde nefesi diyaframa kilitledim. Burada bir sıkılık söz konusu. Her an sprint atabilirim, her an patlayabilirim. Bu şekilde hareketi gerçekleştireceğiz. Kesinlikle gevşek ya da boş vermiş bir şekilde yapmıyoruz. Çünkü bu hareketler basit görünüyor. Basit görünmesi sizin daha rahat olmanıza neden olabilir. Böyle bir durum yok. Kesinlikle çok sıkı. Nasıl bench press'te maksimumunuzu yapıyorsanız, nasıl squat'ta PR atıyorsanız aynı mantıkla yapmanız gerekiyor. Şimdi ilk olarak biraz basit seviye, sonra orta seviye, sonra da daha ileri seviye hareketleri sizlere göstereceğim. Şimdi başlayalım. Şimdi ilk hareketimize başlıyoruz. İlk hareket aslında en basit hareketlerden birisi. Ayağımı yana değiştirdikten sonra diğer ayağımı öne doğru kaldırıyorum. Ellerim yanına. Diyaframa nefesimi aldım. Nefesimi diyaframa tam olarak kilitledim. Çok sıkı bir şekilde ayağımı yerleştirdikten sonra bu pozisyonda bekliyorum. Yukarıdaki torsodaki arçı kurmayı unutmayın. Yani sırtımız bu şekilde değil. Kesinlikle üstteki arçı da kuruyoruz. Arç her spor için çok önemli çünkü. Her hareket için. Yerleştirdim. Ayağımı kaldırdım. Nefesimi tuttum. Bu pozisyonda vücudumu dengede tutuyorum. Bunu isterseniz biraz daha komplike hale getirebilirsiniz. Nasıl? Elime bir tane dumbbell aldım. Ayağımı yine aynı pozisyona yerleştiriyorum. Yine kaldırıyorum. İsterseniz bu pozisyonda bekleyebilirsiniz. İlk önce sağ elde tutup sonra sol elde. Bu da yine biraz başlangıç seviyesi bir hareketti. Şimdi bunu başlangıç seviyesinden biraz ileriye götürüyoruz. Bu pozisyondayım. Yine aynı şekilde. Dumbbell'ı elimde değiştiriyorum. Arçımı koruyorum. Diyaframda nefesim. Dengeyi ayaklarımı sağlıyorum. Dengeyi sağlarken değiştiriyorum. Bunu yapmak da yine ayağımızın doğal pozisyonunu bize öğretecek. Ve tek ayak üzerinde kalmak zaten dengeyi sağlamak için zor bir pozisyon olduğu için vücudumuz ayak bileği aktivasyonunu daha fazla arttırıyor. Bu nedenle tek ayak hareketler önemli. Şimdi son tek ayak hareketini göstereceğim. Bu harekette dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Ayağımızı kaldırdığımızda parmak ucumuz yukarıya doğru bakma, aşağı doğru değil. Bunun nedeni şu, parmak ucu bu pozisyonda yukarı kalktığında kol aktivasyonu artıyor. Sonuçta biz tamam ayak bileği için yapıyoruz ama kol için de alacağımız maksimum verimi alalım. Bu tek ayaktaki zor hareketlerden biri. Bu pozisyondayım. Kaldırdım, ayağımı yukarı bakıyorum. Dengeyi sağladım. Bu pozisyonda dumbbell'ı değiştiriyorum. Bakın ne kadar zorlandığımı görebilirsiniz. Benim zaten denge problemim çok fazla. Yavaş yavaş vücudum alışıyor, adaptasyonu sağlıyor. Nefesi sıkıyorum. Bu şekilde ayak bileği aktivasyonunu çalıştırdık. Şimdi tek ayaktaki zor hareketlerden birine geldik. Bu sefer iki elde dağılık olması gerekiyor. Ağırlığı iki elime de aldım. Yerleştirdim ayağımı. Kaldırdım. Bu pozisyonda single leg, tek ayak yani eğiliyorum. Değdirdim, kalktım. Bu hareketi yaparken kesinlikle çok stabil, çok sıkı bir şekilde ve dümdüz aşağı inin. Yani şu ayağınızı yana doğru yalpalayıp açmamaya çalışın. Ve şu şekilde değil. Yani ayağımı koydum. Öyle değil tabii ki. Yapmanız gereken üst vücudu sık, arçı kur, kollarını sık, patlayıcı sık. Kaldırdım. Yavaş yavaş. Dokundurdum. Kalktım. Bu pozisyonda tek ayak yine aynı şekilde aktivasyonu arttırarak çalıştırabiliriz. Şimdi biraz daha aslında zorlayıcı hareketlere geçelim. Daha ağırlık yükleyebileceğimiz hareketlere geçelim. Şimdi benim spor salonumda
küçük damlada olduğu için bunu da gösteriyorum. Fakat benim Amerika'daki takip ettiğim Amerikan futbolcuları şimdi yapacağımız hareketi 100 kiloluk damlalarla yapıyorlar. Yani bu hareketlerde hafif girmek çok önemli değil. Maksimum aslında kuvvet üretebileceğiniz ağırlıklarla da çalışabilirsiniz. Çünkü bu sizin dengeyi kurmanızı daha da zorlaştıracaktır. Bu sefer tek ayak yerine iki ayak yerleşiyor. Şu an iki ayağımda boşluk var. Bu pozisyondayım. Komplet squat'a iniyorum. Kalkıyorum. Yine çok sıkı diyaframa nefes aldım. Tam örnek göstereyim. Bu şekilde 10 tekrar üzerine çıkmadan kesinlikle 8-10 tekrar civarında bu hareketi de gerçekleştirebilirim. Şimdi işi biraz daha ileri seviyeye taşıyacağız. Hem üst vücudu hem alt vücudu devreye sokup daha komplike bir çalışma gerçekleştireceğiz. Çünkü zaten performans sporları vücudun tek bir bölümüyle yapılan sporlarda değil. Vücudun tüm bölümleri aynı anda çalışıyor. Ve bu aynı zamanda şöyle bir durumu da sağlayacak. Kinetik zincirdeki tüm mekaniğin düzelmesini, hem üst torsonuz aktif olacak, hem kor kaslarınız aktif olacak, hem hamstringleriniz, glut, tüm kas grupları aynı anda aktif olurken ayak bileği de aktif olacak ve bizim istediğimiz şey. Şimdi çift ayak ayağımı yerleştiriyorum. Romanian deadlift gibi eğiliyorum. Bu pozisyondayım. Row yapıyorum. Ayağın dengeyi sağlamayı zorlarken aynı zamanda üst vücutta da bir hareket gerçekleştiriyorum. Bu hem sinirlerin kasılmasını, hem hip flexörlerin aktif olmasını, hem aynı zamanda çekiş anında üst torson ve ayak bileklerinin daha fazla aktif olmasını sağlamış oluyor. Hatta eğer işi daha ileri seviyeye götüreyim derseniz, tek ayak üzerinde bu hareketi yaparken, tek ayak üzerinde pozisyonda dururken çekiş yapıp işi biraz daha ileri seviyeye de götürebiliriz. Şimdi bu harekette bu şekilde yerleşiyorum. Ayağımı yine diye protokolünü uygun koydum. Bir ayağımı kaldırdım. İniyorum. Kalkıyorum. İniyorum, kalkıyorum. Yine nefes diyaframla. Şimdi dostlar, sizden şunu denemenizi de tavsiye ederim. Bu hareketi gap protokol olmadan yapın ve gap protokol yapın. Şu an gerçekten özellikle alt vücutta tüm kasların aktif olduğunu hissettim. Bu bir basketbolcu için özellikle çok çok önemli. Hatta bir basketbolcu için değil, tüm sporcular için önemli. Çünkü sadece maç odaklı bakmayın. Hangi sporu yaparsanız yapın, ağırlık antrenmanı yapmamız gerekiyor. Ve ağırlık antrenmanında her harekette ne kadar fazla aktivasyon sağlarsanız hem kas gelişiminiz fazla olur, hem de performansınız daha fazla olur. Bu sayede bunu sağlıyoruz. Gap protokol bu açıdan gerçekten çok efektif bir şekilde işe yarıyor diyebilirim. Şimdi bir tane daha biraz zor bir hareket göstereceğim. Bu harekette son hareketimiz olacak. Özellikle alt vücut, ayak bileği aktivasyonu için. Sonrasında ilerleyen günlerde üst vücut içinde gap protokol kullanmayı gösterebilirim. Şimdi isterseniz Bulgarian squat yapalım hep beraber. Kamerayı biraz çekiyorum. Gap protokol için ayarladığım mekanizma duruyor. Bu pozisyondayım, ayağı yerleştirdim. Ayağı geri atıyorum. Tabii ki burada şöyle bir sorun oldu. Biraz çevirmek gerekiyor. Bakın yine diyaframa nefes alıyorum. Çok sıkı, patlayıcı bir şekilde yavaş iniyorum, çıkıyorum. Kontrollü iniyorum, çıkıyorum. Bu şekilde de Bulgarian pozisyonunda yine aynı şekilde
GAP protokolü kullanma şansına sahipsiniz. Son bir hareket göstereceğim. Bu harekette oblet squat'ta çok ağırlık yükleyemediğiniz zaman biraz oblet squat'ı zorlaştırabilmek için şu şekilde yapabilirsiniz. Dumbbell'ları elinize alıp squat'ı şu şekilde düşünün, bu şekilde tutup yaptığınızı düşünün. Biraz daha oblet squat'tan daha zor olacak. Ayaklarımı yerleştirdim. Boşluk var, parça yaptım. Bu pozisyon üst vücut aktivasyonunu da daha fazla arttırıyor. Bu şekilde GAP protokolü antrenmanlarımıza ekliyoruz. Ve şunu kesinlikle unutmayın. Bu şekilde GAP protokol hareketlerini programlarınıza ekleyebilirsiniz. Isınmada yapabilirsiniz. Aktif yenilenme günlerinde yapabilirsiniz. Hatta bana sorarsanız benim takip ettiğim Amerikan futbolcuları bu tarz hareketleri yüksek squat denemelerinde bile yapıyorlar. Yani bu bizim aktivasyonumuzu maksimuma çıkartabilir. Bu tarz hareketleri programa en azından haftanın bir günü, haftanın iki günü eklemeye çalışın. Eklerken de dediğim gibi 8-10 tekrar geçmeyin. Hatta bana sorarsanız 5 tekrarın üzerine çıkmadan ağır kilolarla bu hareketleri yapmak çok daha mantıklı. En azından benim takip ettiğim ekol kondisyonerler sporcularına 2-3 tekrar, bazen 4-5 tekrar şeklinde yaptırıyorlar. Baştaki statik hold, yani statik bir şekilde bekleyip tuttuğunuz hareketlerde de 20-30 saniye civarında kasılı bir şekilde kalarak hareketi gerçekleştirebilirsiniz. Her seviyedeki sporcu için önemli hareketler. Umarım faydasını siz de görürsünüz. Daha iyi bir squat formu, daha iyi bir sıçrama formu, daha iyi bir sprint formuna sahip olacaksınız. Part 2'de ise iç ayak kaslarına odaklanacağız. Ve orada gerçekten hiç duymadığınız çok ilginç hareketler olacak. Ve size direkt bilimsel makaleden ne kadar etkili olduğunu da göstereceğim. Part 2'de görüşmek üzere. Beğenilerinizi bekliyorum. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.